Uşak Opel'den merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda yeni Corsa 1.2 100 beygir otomatik vites GS donanım var. Corsa'lardan biraz bahsetmek gerekirse, Corsa'larda 3 tane donanım bulunuyor. Edition, başlangıç versiyon, Elegance, orta paket, Ultimate dediğimizde en dolu paket oluyor. Motor seçenekleri ise 1.2 75 beygir manuel, Edition versiyonumuzda 1.2 100 beygir turbo otomatik dediğimiz ise Edition aynı zamanda GS donanımıyla birlikte geliyor. 130 beygirlik performans aracımız ise motor olarak sadece Ultimate donanımla birlikte geliyor. Bugün GS donanımdan biraz özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım sizlere. Motor verilerini biraz önce bahsettiğim gibi GS donanım 1.2 100 beygir turbo 8 ileri tam otomatik şanzıman 210 Nm tork ve 0-100 değerlerinde arkadaşlarım yan tarafa yazıyor. Oradan da okuyabilirsiniz motor verilerini. 4 yıl üst üste Avrupa'da yılın motoru seçilmiş bir motorla karşımızda yine yeni Corsa'mız. Yeni Corsa'mızda neler değişti derseniz ön tarafta vizör tasarım geldi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi siyah bir logo karşılıyor artık bizi. Kompas tasarım dediğimiz pusula tasarım yine aracımızda var. Vizör tasarım artık yollarda gördüğünüz zaman evet bu araç Opel diyebileceğiniz bir model haline geldi. Crosslandımızda, Mokka'mızda, Grandland'ımızda, yeni Astra'mızda bu vizör tasarım var. Crossland'da dahi var. Vizör tasarımdan biraz bahsettim. Şimdi isterseniz donanımlara biraz değinelim. Ön park sensörümüz var. Beyaz LED farlarımız var. LED gündüz farlarımız biraz şekilleri değişmiş. Buradan yine devam ediyor. Burada ise parçalı şeklinde gelmiş. Beyaz LED farlar var. LED farlarımız yine her zaman olduğu gibi uzun kısayı kendisi yapıyor arkadaşlar. Yani gece yolculuğa çıktığımız zaman karşıdan bir araç geliyorsa farlar otomatik kısaya düşecek. Araç yok ise uzunları kendisi açacak. Ön taraftan baktığım zaman bu muhteşem araca ön park sensörü, beyaz LED farlarımız, beyaz LED gündüz farlarımız görüyoruz. Ön cama doğru geldiğimiz zaman ise orada bizi bir yağmur sensörü ve aynı zamanda bir tane kamera karşılıyor. Corsa'larda standart olan ve benim en çok sevdiğim özelliklerden güvenlik olaraktan yaya frenleme, araç frenleme ve şerit koruma özelliği ise araçlarda direkt standart olarak geliyor. Şerit koruma özelliğimizi ise direkt kameradan yapıyor. Ve bu kamera sayesinde aynı zamanda trafik levhalarını okuyor arkadaşlar. Yani trafik levhasında gerilmez bir yazan sokağa girdiğiniz zaman size uyarı veriyor. Hızları, limitleri bilgi veriyor. 60'ı geçme, 70'i geçme gibi sollama yasağı var gibi bütün bilgileri kameradan trafik levhalarını okuyaraktan size bilgi veriyor. Ön camda yağmur sensörümüz ve aynı zamanda şerit korumanın devreye alındığı bir sistem görüyoruz orada. Aracın isterseniz sol tarafından devam edelim. 16 alüminyum alaşımlı elmas kesim Michelin marka lastikte gelmiş lastiklerimizi görüyoruz. Kromlar artık hayatımızdan çıkmaya başladı arkadaşlar. Direkt buralardan kromlar kaldırıldı. Direkt siyah olarak geliyor. Aynamız piyano bilek şeklinde ve aynaların kenarlarında ise sinyallerimiz yer alıyor. Aynalarda yine benim en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi olan kör nokta uyarı sistemi var. Yani siz direksiyondayken kör noktada bir araç geldiğinde aynadan göremediğinizde aynadan ışık yakaraktan size kör noktada bir araç var çıkma diye uyarı veriyor. Yani araç kendini tamamıyla korumaya çalışıyor ve donanım olaraktan dediğim gibi yaya frenleme, araç frenleme, şerit koruma, ön park sensörü, kör nokta uyarı sistemi gibi özellikler de sizi ciddi anlamda kazalardan kurtaracak özelliklerdir. Aracın sol tarafından yine devam edelim isterseniz. Burada bir yakıt kapağını görüyoruz. Yakıt kapağımızı kapatalım. 16 alüminyum alaşımları jantlarımızdan bahsettim. Şimdi istersen Atakan Bey arka taraftan devam edelim. Arka tarafta arkadaşlar burada Opel'in Corsa'sının arkadan baktığımız zaman kanat tasarımlı LED'lerini görüyoruz. Burada sportif bir hislik katan tamponumuz var. Arka park sensörümüz, geri görüş kameramız ve yeni Opel Corsa ile birlikte Corsa yazımız ortaya ve siyah şekilde yer almış. Burada da siyah renkte bir bagaj açma tuşumuz ve logomuz var. Şimdi isterseniz bagajı açalım. Evet, bagajı açtığımız zaman burada 350 litrelik bir bagaj karşılıyor bizi. Stepney'e bakalım. Stepney bölümünde artık arkadaşlar sadece tamir kitimiz yer alıyor. Yani bunu ünlü markalardan bir tanesi de 2012'den beri Stepney koymuyor. Artık Stepney resmen hayatımızdan çıkıyor. Yeni ise tamir kiti alıyor arkadaşlar. Evet, arka taraftan da böyle bahsedeyim. LED farlarımız, arka park sensörümüz, geri görüş kameramız, Corsa yazımız ve siyah Opel logomuz ile burada karşılıyor. Üçüncü stopumuz yine burada kanatın arkası altında saklanıyor. Arka cam rezistansımız. Şimdi istersen biraz da sağ taraftan bahsetmeye çalışalım. Sol tarafta gördüğümüz detaylar aracımızın sağ tarafında da yer alıyor. Jantları beğendiyseniz mutlaka yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Ve kanalımıza abone değilseniz de sizden tek ricamız abone olmanız. Videomuzu beğendiyseniz de sadece bir saniye mola vererekten beğen butonuna basmanızdır. Dışarıdan söyleyebileceklerim bu kadar diyeyim. Kırmızı rengimiz, siyah tavan ve cam tavanlı bir modelimizdi. Opsiyon olaraktan ise şunu da dile getireyim. GS paketlerde cam tavan özelliği arkadaşlar opsiyon olarak geçiyor. Herhangi bir şekilde de başka bir donanım bu araca ekleyemiyoruz. Yani GS donanımlarda siyah tavan standart, cam tavan ise opsiyon olarak geliyor. Dışarıdan bahsedebileceklerim bu kadar. İsterseniz şimdi koltuklardan biraz değinmeye çalışayım. Koltukların desenleri değişti ve koltuklar da güzel olmuş. Beraber bakalım. Evet arkadaşlar şimdi de sürücü koltuğu kendi boyuma göre ayarladım. Boyum 1.92 arkadaşlar. Koltuğu ayarladığım zaman dik oturduğunuz zaman bir diz mesafesi yönünden sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hafif eğik oturduğunuz zaman bile diz mesafesi yönünden sizi üzmeyecektir. Cam tavan olmasına rağmen yine cam tavanın burada bir çıkıntısı var. Ancak baş mesafesi yönünden 1.92 olmama rağmen herhangi bir şekilde kafam tavana değmiyor. Takıntılı olduğumuz konulardan bir tanesi de nedir? Makolları. Evet arkadaşlar 4 bölümde de makolları burada yer alıyor. Arka tarafta cam otomatiklerimiz kapıların kenarlarında. Koltuklara baktığım zaman ise arka tarafta beyaz, gri,
Virüs donanımda Ultimate'de tercih edildiği gibi yine koltuklar bu şekilde tercih edilmiş. Koltuk oturmasına da showroom'lara gittiğiniz zaman arkadaşlar siz de bir test edin. Yani koltukların rahatlığı gayet başarılı ve bir önceki versiyona göre de koltuklarda iyileştirme yapılmış. Zaten dizaynlar değişmiş. Onları siz de fark edeceksinizdir. İsterseniz şimdi sürücü bölümünden devam edelim. Evet arkadaşlar, aracın biraz da detay özelliklerinden bahsetmek gerekirse, yani orta paket olmasına rağmen Opel bu sefer ön park sensörünü, arka park sensörünü, geri görüş kamerasını, elektrik katlanabilir yan aynaları, kör nokta uyarı sistemini aracımızdan çıkartmamış. Şimdiye kadar fark ettiğimiz bu şekilde. Yani eskiden Elegance donanımda ön park sensörü gelmezdi, kör nokta, katlanabilir yan aynalar gelmezdi. Şimdi anlattıkça siz de bana katılacaksınızdır. Çoğu versiyonda yine en fullerinde alabildiğimiz özellikler direkt Corsa'nın artık orta paketinde standart hale gelmiş. Şimdi biz yine konumuzdan devam edelim. Direksiyonumuzun sol tarafında far ayarlarını yaptığımız, otomatik farı devreye alıp devreden çıkarttığımız tuşumuz yer alıyor. Direksiyonumuz ise deri kaplı bir direksiyon. Hız sabitleyicimiz, direksiyonumuzun sol tarafında hız sabitleyicimiz, hız sınırlayıcımız, aynı zamanda direksiyon ısıtmamız yer alıyor. Yani araçta arkadaşlar direksiyon ısıtma var. Orta paket bir aracın içerisindeyim. Ve burada memory tuşumuz var. Memory tuşuna iki defa bastığımız zaman hız sabitleyiciyle 120 ile gidiyorduk. Trafik lafasını okudu. 70 yazıyordu. Direkt memory tuşuna iki defa bastığınız zaman o hız aracımız otomatik kendisi düşecek. Burada direksiyonda çok bir değişiklik yok. Ancak buraya ön taraftaki vizör tasarımı ithafen buraya bir tane böyle bir vizör tasarım gibi bir tasarım yapmışlar. Yine krom bir detay yer alıyor. Direksiyonda yükselip alçalma ve derinlik ayarımız tabii ki olmazsa olmazlarımızdan. Sürücü bilgi ekranında burada umarım kameradan çıkıyordur. 7 inçlik yeni bir ekran karşılıyor bizi. Yani renk tamaları değişmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hararet göstergesini görebiliyorum. Devir göstergesini görebiliyorum. Yakıt durumunu, trafik lafı okuyucuyu, acil fren destek sisteminin çalışıp çalışmadığını, el frenin çekili olup olmadığını dair bütün bilgileri yine ortadaki ekrandan net bir şekilde görebiliyoruz. Sürüş dedim. Şerit korumanın devrede olup olmadığını gösteriyor bize. Askeri dedim. Direkt lafı okuyucu, hız ve vitesi gösteriyor. Bir altı aldığım zaman yakıt verilerini gösteriyor. Kadranları gösteriyor. Yani buradan da modlarınızı bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. 7 inçlik renkli ekranımız daha bir güzel olmuş. Daha böyle modern bir ekran olmuş. Şimdi de aracımızın sağ tarafındaki ekrandan bahsetmeye başlayayım sizlere. Aracımızda arkadaşlar 10 inçlik bir ekran karşılıyor. Herkesin de çok beklediği ve çok beğendiği özelliklerden bir tanesi de kablosuz CarPlay. Wonderful Auto özelliğimiz de artık yeni Corsa ile karşımıza çıkmış durumda. Kablosuz bir şekilde arkadaşlar. Telefonumu ben şu anda kendi şahsi telefonumu Bluetooth'tan araca bağladım. Ve artık kablolu olmamasına rağmen tek bir tuşa basaraktan direkt kablosuz CarPlay Android Auto'ya direkt buradan geçebiliyorsunuz. Buradan neler yapabiliyoruz? Sesli komutla kişiyi ara diyebiliyoruz. YouTube müziğe girip buradan müziklerimizi, kitapla ekleklerimizi ekleyebiliyoruz. WhatsApp'a geldiğimiz zaman WhatsApp'ları okuyabiliyoruz. Haritalara bastığımız zaman yine navigasyonu görebiliyoruz. Buradan da diğer ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Şöyle de ayarları göstereyim. Ve Snapdragon işlemcili arkadaşlar, yani bilenler bilir, telefonda kullanılan bir işletim sistemi var. İşlemci var ekranda ve bu sayede de ekran çok hızlı olmuş. Sesli komutta ise mesela beni İzmir'e götürür müsün? İzmir konumuna navigasyon başlatılıyor. Ve hiç yazmakla uğraşmayıp sadece sesli komutla beraber navigasyonda müdahale edebiliyorsunuz. Yeni Corsa ile kablosuz CarPlay ve Android Auto çok sevdiğim bir özellikti, artık hayatımıza gelmiş bulunuyor. 10 inçlik bir ekran dedim. Ekranımız yine ayarlar, otomatik kısa far değişimi, araç parametrelerini, karşılama, yani uzaklaştığın zaman farları açması, yaklaştığın zaman farları kapatması gibi özellikleri yine buradan. Güvenlikten sürücü yorgunluk sistemi, kör noktayı, trafik lafı tanımayı, acil fren destek sistemlerinin ayarlarını yapabildiğimiz ekranlara buradan geliyoruz. Modern bir ekran olmuş, şık bir ekran olmuş. Ve Opel'lerde ana ekrana bastığımız zaman da bu tarzda bir menü gelir arkadaşlar. Buradan da radyo, Android Auto, uygulama bağlantısı, sürüş, navigasyon ve klima gibi ayarları da buradan yapabiliyorsunuz. Ya da yine buradan klimaya tek bir tuş ile geçebiliyoruz. Klimaya geçmişken burada yine alt tarafa doğru geçelim. Ekrandan da bahsetmiş olalım sizlere. Tek bölgeli dijital bir klima yer alıyor. Ve klimamızın yan taraflarının ise 3 kademeli yolcu koltuğunda koltuk ısıtma ve sürücü koltuğunda da koltuk ısıtmamız yer alıyor. Yani ısıtma yönünden hem koltuklarda hem de direksiyonda arkadaşlar ısıtma var. Opel takdir ettim. Orta pakette koltuk ısıtmaları ve direksiyon ısıtmayı da direkt yer vermiş ve dijital klima var artık arkadaşlar orta paket olmasına rağmen. Şimdi neden sürekli orta paket diyorum? Bizim bir önceki versiyonumuz Elegance'da dijital klimamız, kör noktamız gibi özellikler, koltuk ısıtma gibi özelliklerimiz yoktu. Ancak Opel yeni GS donanımında bunlara yer vermiş ve malzeme kalitesinde içine oturduğunuz zaman fark edeceksiniz. Özellikle koltuk kalitesi çok iyi yerlere varmış. Dijital klimamızdan bahsettim, koltuk ısıtmalarımızdan bahsettim. Onun altına doğru geldiğimiz zaman burada bir tane Type-C çıkışlı bir USB'miz var. Yanında 12 voltluk yine her zaman olduğu gibi çakmak çıkışımız. Burada malzeme koyma yerimiz. Şerit korumayı devreye alıp devreden çıkartma tuşumuz. Start stopu devreye alıp devreden çıkartma tuşumuz. Geri görüş kamerasından bahsedelim. Geri vitesi aldım. Geri görüş kameramız ise bu tarzda bir görüntü sergiliyor bize. P'ye aldığım zaman da direkt park moduna geçiyor. Vitesimiz yine iToggle denilen vites seçiciyle beraber.
Yanında ise dry modlarımız var. Yani sürüş modlarımız. Eco mod, normal mod ve aynı zamanda spor moda geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Eco adından da anlaşılacağı üzere tamamıyla yakıt odaklı ve yolda giderken de vitesi otomatik kendisinin boşa attığı bir şanzıman haline dönüşüyor. Normalde ise normal. Spora geçtiğimiz zaman ise ekstra aracın içerisinde motor sesi duymaya başlıyorsunuz. Böyle de yapay bir ekstra motor sesi veriyor. Çok keyifli oluyor ama haliyle de yakıt tüketimini de arttırıyor. Dry modları bu şekilde. Vitesimizin altında elektronik el frenimiz var. Kameradan umarım gözüküyordur. Şöyle göstereyim. Diyelim ki D'ye aldım. Hafif gaz verdim. El frenim otomatik indi. D'de el freni çekik değil. Arabayı kapattım. Hem P'ye otomatik aldı hem de el frenini kendisi çekti. Şimdi bunu çekmişken de ekrandan umarım gözüküyordur. Şimdi yolculuğunuz diye artık bir menü geldi arkadaşlar. Biz kilometre yapmamışız. 22 dakika araba çalışır vaziyetteymiş. 30 litre gibi yakıt tüketimi harcamış. Start stopumuz topu topu 1 saniye devreye girmiş. Ve içindeki kalan yakıt ile ne kadar yol gideceğimizi artık her sürüşümüzün sonunda da bu tarzda ekrandan gösteriyor. Bence müthiş olmuş. 30 litre şimdi çok takılanlar olacaktır. Arkadaşlar durduğumuz zaman araçlarımız yakıt harcar. Çalışır vaziyette olduğu için. Ve bu da ister istemez ortalama yakıt tüketimini de yükselten bir veridir. Şimdi aracımızı çalıştırıyorum tekrardan. El frenimizden bahsettim. Burada 2 tane bardaklığımız, ufak tefek malzemeleri koyabileceğimiz yer bölüm var. Kol desteğimiz ileri ve geri yapabiliyor. İçerisinde ise yine ufak malzemeleri koyabileceğimiz de. Hem alabiliriz diyoruz, kesiyoruz. Çünkü uçak geliyor. Evet, of course diyelim o zaman zaten şu anki şey o. Yeni, bu arada GS donanım çok yerinde ve güzel donanım olmuş. Hani orta pakette sunuklarına bakıyorsak, diğer eşdeğer markalara baktığımızda B segmentinde çok daha ileride olduğunu söylemeyiz. Yani burada bir kör nokta uyarı sistemi diyelim. Ondan sonra acil fren destek sistemi. Acil fren destek sistemi diyelim. 10 inç ekranın büyük olması, navigasyonlu olması. Burada son dönemde bence çok önemli bir kriter var ki birçok arabada hala yok. Kablosuz CarPlay'in ve kablosuz Android Auto'nun olması çok güzel. Tasarım zaten mükemmelleşmiş. Hani belki de Opel'in son makyaj gören araçlarından bir tanesi. Yani hepsi vizör tasarıma geçti. Corsa'da merakla bekliyorduk aslında bakarsanız. Hem elektrikli hem diğer versiyonların aynı anda Türkiye'ye girmesi de çok güzel. Ben GS donanımı çok beğendim. Yani belki de Opel'de GS donanım benim en çok yakın duranlardan bir tanesi bana. Evet. Çünkü niye daha sportif, işte siyah detaylar, arkada siyah Corsa yazması, işte logonun siyah olması, öndeki logonun siyah olması ve arabaya böyle bir modifiye havası katıyor. Evet. Ve burada çok önemli bir şey var. Ödüllü motor, 1.2, 8 deri şanzımanın olması gerçekten çok iyi. Motor çok verimli çalışıyor. Gerçekten ekonomik çalışıyor. Yani bunu da test ediyoruz, zaman zaman da kullanıyoruz. Corsa benim keyif dışı yarışında kullandığım arabalardan bir tanesi. Hali hazırda elektrikli kullanıyorum. İnşallah yeni sene de bineceğiz. Çünkü yeni tasarım çok daha güzel. Bir de çekici. Bu ay lansmana özel mi geldi bilmiyorum. Ama tam alınacak zamana geldi. Niye derseniz 250 bin lira 12 ay 0.99 kredi kampanyası var. O aynı zamanda 200 bin lira 8 ay 0 faize denk geliyor. 250 bin lira da 6 ay 0 faize denk geliyor. Yani yine de 200 bin lira 8 ay gibi yani aylık 25 bin lira bedel karşılığında direkt 0 faizde alabiliyorsunuz. Rakamlar da Escorsa'sına göre bu kadar donanıma rağmen uçuk bir fiyatlardan gelmedi. Yani rakiplerine göre donanım daha yüksek. Şanzıman 8 leri, tam otomatik, turbo motor, donanım bol. Yeni Corsa'nın yani yol açık olsun belki derim ama çok memnunuz. Şu an ilk defa bir şeyle karşılaşıyoruz. Evet. Bir aracın makyajı geldiğinde fiyatı yükselir. Tabii. O araç makyajla beraber özellikle elektrikli ve diğerlerinde segmentin altına doğru gitmeye başlar. Yani belki diğer markalar mevzuları uzatmak zorunda kalır. Bir arabaya hem yenilik yapıyorsun hem fiyat geriye geliyor. Bu bence çok farklı olmuş. O yüzden belki de en çok talep görenlerden bir tanesi Corsa'lar değil mi şu anda? 2 gün, 3 gün mü ne oldu herhalde bir satışa tam anlamıyla başlayalım bunu. Yani belki arkadaşlar diyecekler ki abartma diyeceklerdir ama ben yeni Corsa'nın satışından çok memnunum arkadaşlar. Yani alanlar şu anda resmen sıradayız. Evet. Sıra zamanı evet bitti var ama çok güzel bir arayan, soran, ilgilenen yani yeni Corsa eskisinde olduğu gibi de çok talep gördü ve yolu da açık olsun. Yes of Corsa logosu da buna yakışıyor. Yani bazı modeller vardır ya markayla bütünleşir. Corsa da bunlardan bir tanesi. Opel deyince aklımıza yıllardır belki de ilk kasalarından beri Opel Corsa evet B segmentinde kullanılabilir. Sağlamlığıyla işte uzun yıllar dayanıklılığı kanıtlamış bir araç bakarsanız. Ve burada PSA sonrası Stratis ile beraber birçok o ortak birleşme işte ekranlarda görürüz bunu. Ve birçok yerde aslında hissediyoruz. Belki 8'leri şanzıman böyle bir modelde rakipleri çift kavrama daha kullanırken burada 8'lerin olması gerçekten çok güzel. Bence gönül rahatla alınabilecek bir araba. Evet bu kadar diyelim mi? Bu kadar diyelim. Biz zaten videoyu biraz uzattık. Dışını anlattık, içini anlattık. Sürpriz misafirimiz Melih Bey'e de şimdiden teşekkür ederim bize eşlik ettiği için de. Evet arkadaşlar yeni Opel Corsa GS donanımı bugün sizlere anlatmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Konnichiwa.